Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün değişik bir sistem çalışıyoruz. Bugün Pirço Zoka çalışacağız. Şu görmüş olduğunuz zokalar, biraz yaklaşabilirsin. Şu görmüş olduğunuz zokalar 7 gramdır arkadaşlar. Biz bunları palamuta, lüfere, torea gibi takımlar için hazırlıyoruz. Bunların kullanım yerleri köprüler, tekneler tarzı. Şimdi şöyle Pirço Zoka'nın görevi hafif olmasından dolayı çok ağır ağır inmesinden sebep, balık bunu fark edip kapmakta Biz bunlarda kullandığımız yemler genelde bütün yemlerdir. Froto da kullanabilirsiniz ama hamsi, istabrit gibi yemlerde bunları bütün kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunda kullandığımız ee, köstek 0-60. 60 olmasının sebebi şu. Hem yemi dik tutar hem balığın kesmesini engeller. Şimdi biz piyasada görüyoruz 30'a bağlıyorlar, 35'e, 25'e, 40'a gibi beden kalınlıklarında bunlar olmaz. Bu 60'tır bunun hakkı şu. Şimdi bir tane bağlayalım birlikte. Hem takımı görmüş olalım hem nasıl çalıştığını anlatacağız tekrardan. İşte klasik düğümlerden bir tanesini atıyoruz yine. Şu şekilde. İşte her zaman söylediğimiz gibi bundaki düğüm sistemini aşağıya çalışıyoruz. Evet. Pense yardımıyla düğümü oturtuyoruz şudur olay. Şimdi arkadaşlar bu zokalardaki hususlardan bir tanesi bunun kaymaması için. Bundaki ayar bu. Mesafe vereceğimiz mesafe şu. Sıfıra sıfır bağlıyoruz. Misilenin esnekliğinden dolayı kendini biraz açacak. Şimdi arkadaşlar şu. Bakın düğüm sistemini ben tekrardan size buradan izah edeyim. Bunda düğüm aşağıya çalışıyoruz. Çapari de yukarıya, yemli de aşağıya aşağıya olmasının sebebi düğümü çok sıkmasından sebep. Bir de biz bunu bu tarz penselerle çalışıyoruz. Çalışmamızın sebebi pensenin güçlü olmasından sebep. Sıkıştırdığımızda kesinlikle bu yerinden kımıldamayacaktır. Yani köstek kaymaz, düğüm kaymaz. Şudur arkadaşlar. Ben şurada sıkayım. Evet. Bunun dip temizliklerini yapalım. Takımın oturuş şeklini hep birlikte göreceğiz. Şimdi biz bunu istediğiniz yani istediğimiz gibi yemin boyuna göre ayarlayabiliriz. Biraz daha uzun yapabiliriz. Arkadaşlar takımın aldığı hal budur. Evet şu. Bu dikeyliliği görüyorsunuz. Çünkü bu ince misinelerde böyle olmaz. Buna yemi taktığımızda Zoka'nın duruş şekli böyle olduğundan sebep bakın. Dipte de böyle duracaktır. Yemi de bu şekilde tutuyor. Eğer ki köstek 0.30, 35, 25 gibi olursa böyle olur. Bakın bu diklik olmaz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bunlara biz arkasına bir kulaç köstek yapıyoruz. Kösteğin ucuna fır döndü kullanıyoruz. Bunu kamış veya köprülerden, teknelerden atabiliyoruz. Şimdi ola ki akıntılı sularda bu klipsin, bir kulaç klipsin üzerine sadece 20 gram, 30 gram gezer kurşun kullanabiliriz. Daha derin suya indirmek için. Ama bunun ismi pirçol zoka. Yani bu palamut için birebirdir. Palamut, lüfer, sarı kanat gibi balıklar avlarında kullanılıyor. Bir de arkadaşlar ben size şu takımı aslında bunun videosunu çekmek istiyordum ama yetiştiremedim. Biz bunu lüfer mantarını hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 3 iğne yapıyoruz. Glovedur stoperler. Altındaki de stoper var 3'tü. 3 üç tane de üstünde var. Biz arkadaşlar bunu 0.50'den yapıyoruz. Örgü misine kullanıyoruz. Yani misineyi örerek monte ediyoruz. Bu şekilde bu takımın inşallah videosunu çekeceğim. Bunu özellikle sazan avlarında. Sarı kanat lüfer çinakop eyvallah. Onlar için birebirdir. E bu sazan avlarında çok başarılı bir takım arkadaşlar. Çünkü otların içine attığımızda bu havaya kalkıyor. Bir de şimdi bazı arkadaşlar eleştiriyor. Arkadaşlar biz kullanmadığımız takımların tanıtımını ve yapımını yapmıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.